Hanımlar, beyler baylar bayanlar yeni bir City Skylines 2 bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet geçen bölümde baya bir detaylı şehir incelemesi yapmıştık. Eğer şu an şehrimizi ilk defa izliyorsanız geçenki bölümü son birkaç dakikasına bakıp gelebilirsiniz. Çünkü direkt kaldığım yerden devam ediyorum. Böyle bir şehir planımız vardı. Şehir planımız çok güzel çok sağlıklı ve kaliteli bir şekilde kurulmuştu. Bunu geliştirmeye daha da kaliteli hale getirmeye çalışacağız. Siz bu videoları izlerken ben askerde olacağım değerli arkadaşlar. O yüzden yorumlarınıza yanıt veremiyorum ama ay sonuna doğru gelmiş olacağım. Bir aylık bir bedelli askerliğim olacak. Evet sanayimiz buradaydı. Şuradan araziler satın almaya başlamıştık ve sanayimizi yukarı tarafa doğru taşımaya başlayacaktık. Bu bölümde önce birazcık inşaat işlerine bakmak istiyorum. Bir de şu apartmanların mutluluğuna bakmak istiyorum. Ee, sağlıktan yana eksi 4 puanımız var. Para kazanıyor muyum? Kazanamıyorum. Kazanamıyorsam o zaman sağlığı daha da artırabilirim. Öncelikle şuradaki bir klinik. Şöyle bir klinik. Ana yolu da hatta burası olmasın. Burası yoğun olur. Şu iç tarafa bakan bir bölgede. Şöyle bir klinik bizim için muhteşem olur. Bunun bazı geliştirmeleri var. Biri ekstra sağlık hizmeti. Bunun ekstra sağlık hizmetiyle çoğu zaman işi olmuyor arkadaşlar. Onun yerine bu şekilde ekstra ambulansla daha fazla insana ulaşabilmeyi hedefleyebilirsiniz. Siz benden size küçük bir oyun taktiği stratejisi olabilir. Yani ben tecrübelerime dayanarak bunun daha elverişli olduğunu söyleyebilirim. Şöyle, a bu güzel olmadı. Bunu tekrar yıkacağım. Böyle bir adet yol ile bunu şuradaki yola bağlayacağım. Sonrasında da bunu da buradan buraya bağlayacağım şöyle. Bağlandı mı bilmiyorum ama Bağlansa iyi olurdu. Bağlanmıştır umarım. Bunu da buradan buraya bağlayalım. Şöyle. Şuranın ağaçlandırmasını yapalım. Hatta bu bölgede park. Aa, parklarım açılmadı. Hmm. Grant Village olmam gerekiyormuş arkadaşlar. Bunun için. Peki. O zaman biraz daha nüfusa oynayalım. Sağlık hizmetimiz güzel oldu. Arkadaşlar. Eğitim hizmetimiz. Eğitimi unuttuk geçen bölüm. Oo, eğitim eğitim. Apartmanlara yakın değil de şu aradaki bölge var ya. Eğitim açısından mükemmelin mükemmelinde olur. Bu bir. İkincisi çocuk kliniği sığmadı. Peki çocuk parkı inşa edelim en azından. Şöyle. iki adet bir çocuk parkı. Elimizin altında. Geliştirmesini direkt sağına soluna yapabiliyoruz. Arkadaşlar bunu şöyle bir kapatalım. Burayı da şuradan şöyle arkaya doğru getirelim. Hadi sütuna denk gelmeden yapabilirsin aslında. Maalesef denk geliyor yapamıyoruz. O zaman bunu da şöyle yapalım. bu ya, düz getireyim ya. Düz çizgiler çok hoşuma gidiyor benim. Tamam böyle olsun. Tamamdır. Şimdi buradaki geriye kalan bölgeyi ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Bu bölge böyle kalacak. Sadece park koyacağım bu köşeye. Meydan gibi düşünebilirsiniz burayı. Geçen bölüm okul unutmuştuk eğitime başladık. Lise eğitimine başlayacağız ama lise için hem çok para gidecek. Param da aslında yetiyor gibi ama lise ne kadar? 300 bin. Öyle mesela şurada bir yerde bir lise açılabilir. Bak şurayı gördünüz mü? Tek şerit bırakmıştım. Adamlar hemen çökmüş. Valla burayı bence 3 şeritli yolla geliştireyim ya. 2 gidiş 1 geliş olacak şekilde şöyle. En azından araba park etmesinler. Arkadaşlar apartman istekleri için şurayı Orta yoğunluklu apartmanlar. Küçük ev destekleri için de şurayı. Oğlum hemen de sahilden başlıyor yerleşmeye. Bak oyundakiler bile hemen sahile çöreklenmeye çalışıyorlar ya. Burayı da yine şöyle apart şey daireler bölgesi yapacağım. Şurada çok az bir şey bir alışveriş alanım olacak. Şöyle. Buradaki yeni bölgeler için. Tamam. Şimdi benim oyun stilim şu arkadaşlar. Düşük yoğunluklu Bölge birinci kademe onun üstü orta yoğunluk onun üstü market onun üstü orta yoğunluk ve yüksek yoğunluk kademeli geçiş yaparsanız bakın bunların her birine geldiğinizde burada mutlulukları yazıyor. Mesela bu adam özel evlerden artı 23 puan level alıyor ve bunun level atlatmasını hızlandırıyor. Bunlar ise arkadaşlar bakın güzel herhangi bir eksisi yok bakalım e, herhangi bir eksi yok bak eksi 19 artı 19 artı 19 niye biliyor musunuz? Çünkü şehri şöyle kademeli kademeli bölüyorsunuz. Bunu kendi şehrinizde uygulayarak, uygulayarak çok başarılı şehirler kurabilirsiniz. Aklınızda olsun değerli dostlar. Mesela buraya yapmamız gereken şey gidip şu. Bak şunu yapabilirsin. Şu var ya. NA Medium Density ya da işte şey Avrupa. Avrupa Medium Density. Bu ikisini de yapabilirsin. İkisi de bunlara okey olacaktır ama diğerini yapmayın. Şimdi bir diğer özellik Alışveriş, alışveriş merkezlerini bol bol kullanmanız lazım. Mesela burayı Avrupa'dan orta yoğunluklu evlerden şöyle oluşturayım. Zaten şu an tek isteğimiz olan şey fabrika. Fabrikalar zemini çok hızlı kirletiyorlar. o yüzden bir an önce karşıya taşınmak istiyorum. Bunları yıkacağım buradan, şehrin ortasında kalacak birkaç bölüm sonra. Ee, burada bir time lapse gelsin. Ee, ben burayı bir şöyle güzelce şey, ...şekillendireyim. Şu yolu oluşturalım beraber. Ondan sonra devamını yap yapalım beraber. Şöyle aşağı yukarı. Haritayla düz olacak. Bu rehber çizgim olacak. Buraya göre yapacağım yollarımı. Ve hadi bakalım başlayalım. Evet değerli arkadaşlar şimdi güzel bir şey oldu burada sanayi sitemizi hemen temellerini kurdum böyle güzel etrafını böyle çok boğmadan işte kıvrımlı yollarla molarla falan destekleyerek güzel bir sistem kurdum yani şimdi ben buraya elektrik üretemeyeceğime göre bu elektriği dışarıdan satın almam lazım hemen bir transformatör artı bunu da şöyle dışarıya doğru yolladık mı? Değerli arkadaşlar şöyle 180, 980 derece olsun istiyorum. Hadi canımın içi. Heh, şöyle 180 derece. Tamam artık bu bölgenin ihtiyaçlarını buradan satın alacağız. Burada da su kaynağı varmış ama su zaten var. Su ile ilgili çok bir problem yaşamayız. Hocam burası endüstri bölgemiz. Hemen aşağı gelip buraları şöyle ilk başlanılan yerden yavaşça yıkalım. Ulaşımdan dolayı büyük bir sıkıntı yaşayacağız başlarda. İnsanlar gitmek gelmek istemeyecekler kolay kolay. Ama yani yapacak bir şey yok. Onları oraya alıştırmamız gerekiyor. Şimdi buranın bir su ihtiyacı varmış arkadaşlar. Su ihtiyacını da hemen şöyle güzelce mesela şunun altında su var. Peki oradan almak istemedi. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle kavisli bir şekilde yine dışarı bağlayayım. Bu bölgenin suyunu ve atık suyunu da dışarıdan satın alalım dışarı yollayalım şimdilik en azından diğer yerlere bağlantı olana kadar. 5 tane yeni satın alma özelliğim var. Bir tanesini burada harcıyorum. Geriye kalan 4'ünü şehrin büyümesine göre harcayacağım. Bu arada yeni bir large village olmuştuk. Village Village. Park alanları açıyorum. Bir de ekstra normal parklar da istiyorum ama bunun için yap şey 4. seviyeye ulaşmam gerekiyor. Eğitimlerden kolejimiz var, geri dönüşüm tesisleri var. Bu arada çöp şehirde problem oluyor olmuyor mu ya? Aa çok ilginç. Çöp şu anda problem olmuyor diyor. Peki bu geri dönüşüm tesisini açsam ben acaba şu taşla şeyler özelliklerle özelliklerle ha açamıyorum. Kramatoryum açtık. Elektrikte elektrikte şunu açmak lazım. Onun dışında da şöyle bir bakıyorum itfaiye istasyonları polis merkezleri Valla şöyle gidelim isterseniz Bu bir tane puan bizde bir kalsın şu gözlüğümü çıkarayım burnumu çok ağrıttı ay gözlerim de ağrıdı ee, Arkadaşlar bu şehre hizmet vermek adına bir tane karakol açmamız lazım Burada sağlık ocağı vardı şu bölgede de karakolumuz olsun Yerel halk çok mutlu olacaktır ee, Ekstra 6 tane daha karakol aracı bırakıyorum ki uzak bölgeye de gidip gelecekler bunun gideri aylık ne kadar? Çok değilse karşı tarafa da açacağım. 38 bin. Paramız nasıl? S 81'deyiz. Tamam. Abi itfaiye istasyonu da yok bu arada şehirde. Para kolu şuraya açıyorum ya değerli dostlar. Şöyle. Ekstra araç burada hiç gerek yok şu an. Peyzajına da gerek yok. İlerleyen süreçte yapacağım onu. Şöyle onu biraz hızlandırıyorum hızlı gitmesi için. Buraya yeniden geldim. Şimdi Şöyle bir dinleyelim oyunu. Kendimizi bir dinleyelim yani. Kafamızı dinleyelim arkadaşlar. Yavaş yavaş oyun ilerlemeye devam ediyor. 1.4 milyon paramız var. Market alanı çok isteniyor bak. Bir sürü bir sürü market alanı istiyorlar bizden. Böyle şuralarda yoğun market alışveriş merkezleri olabilir. Bunları da şöyle market ile destekleyelim. Bak burada çok güzel bir market alanı var. Ofisler açılmadı. Ofisler açılsaydı şuralara ofis koyup şuraya market koyup bunu dağıtabilirdim. Böyle yapıyorum. Şu alan artı bu alan. Bu iki bölgeyi market yapıyorum. Araya kalan şu iki bölgede, binalarla arasında kalan bölgeyi de ofis yaparak sesleri iki bölgeden ayıracağım arkadaşlar. Hedefim bu. Apartmanlarımız dikiliyor. Bunlar yavaş yavaş yıkılıyorlar. Geri geldim buraya doğru. Sanayi sitemiz yavaş yavaş kurulmaya başlandı. Görüyorsunuz çok deli bir trafik söz konusu söz konusu şu anda güzel bir trafik var oyunda. Şurayı 3 şeride çıkarınca highway'ler açıldığında problem düzelecektir hocam. Şöyle yapalım. Mesela tek şerit bir yol alayım dış ülkeden. Şuraya bağlayayım. Böylece buraya bağlanmadan buraya da bağlanmak isteyen vatandaş olursa gelip direkt bağlansın diye düşünüyorum şu şekilde şu an olduğu gibi. Arkadaşlar bir tane de özel bir binamız açıldı Polaris diye. O nereye gitti o geri mi kapandı? Valla Polaris Suite diye bir bina açılmıştı. Hangisiydi o bilmiyorum ama. Valla bakayım şöyle bir. Bunlardan be beyaz bir binaydı ya. Geri kapanmış bina. Acaba. aa bunlar da değişiyor. Tamam. Bunlar da değişiyor. Bunda da insan yaşıyor bu arada. Apartmanlara yakın bir bölgeye. Ulaşımı da iyi bir bölgeye bunu yapayım ki şöyle. Tamam mı? Bu yakın çevrede bayağı bir şey veriyordu. Bak artı 4 kilometre çapındaki her yere artı 4 şey yapıyor arkadaşlar. Mutluluk puanı veriyor. Mesela şunlar şu anda artı 4 alıyor olması lazım. Aynen öyle. Aynen öyle bak. Bunlar iyi. Parkların falan açılmadı. Bu kaç levelde açılıyor? Bu da dört levelde açılıyor. Ya ben çok mu yavaş gidiyorum? Çok mu hızlı gidiyorum? Ben anlamadım ya bu işi. Allah Allah. Şurayı da satın alalım. Şu ucun satın almayalım ya. Şu ikisi alsın. Bir de satın alalım. Şu 4 araziyi de alayım. Elimin altı bayağı bir açılsın. Fabrikaları gene arttırmam lazım. Ciddi bir fabrika isteği var. Buraya da şöyle arkadaşlar. Bak şu ara boş kalsın. Burası fabrika olsun. Otopark vesaire için şuraya da ayırıyorum. Burası da yine böyle full fabrika olsun. Bunlarla birlikte... Yağmur böyle yüzüme doğru mu yağıyor ya? Bunlarla birlikte bayağı bir etraf büyüyecek. Geri geliyorum arkadaşlar ev taraflarına doğru. Bence bir lise kurma zamanı geldi. Lise için şurayı bir yıkıyorum şöyle hafiften. Çünkü düz bir arazi ihtiyacımız var. Bayağı da büyük bir arazi ihtiyacımız var. Burayı şöyle bir düzlüyorum arkadaşlar. Lise neden bu kadar büyük bilmiyorum ya. Arkasına bir de spor salonu koydun mu? Devasa oluyor. Şimdi şu lisemiz şöyle bir adet. Bunun bir de stadyumu var. O da bu şekilde oluyor. Bence liseyi Buradan tutup şuraya doğru çekelim. Stadyumu da yanına koyalım. Olmadı. Dur bunu biraz daha çekeceğim. Para ne kadar gidiyor bu arada? 70 bin para oluyor benden. Uy. Bir daha taşı. Şöyle taşırsam stadyum tam sığıyor. Yanına da stadyumu şöyle koyuyorum. Bunu tekrar taşırsam ne kadar para ödüyorum? Nerede yazıyor? 65 bin. Ee, ne oldu? Daha az para ödedim ben bu işi. Şuradaki alanı da şöyle düzeltebilirim artık. Tekrar. Heh, tepeliğini almıştık ya. Onu geri verdim. Şimdi hocam hemen öğrencilerimiz gelmeye başladılar. Çok güzel. Zaten bir tane ilkokulumuz vardı. 150 öğrencimiz var. Yine o da çok güzel. Bakalım bunların bir ihtiyaçları var mı? Yeteri kadar müşteri yok dedi. Kardeş farklı bir şey aç. Bunlar oldukça mutlular. Oo, bunlar çok mutlular hocam. Bakın bunlar özel evlerden dolayı aşırı derecede mutlular. Bu, bu, insanlar o özel evler özelliğini şu an köşedekiler özellikle kaybetmiş durumdalar. Şu köşedekiler var ya. Bu da muhtemelen bunlarla falan ilişki olduğu için mi acaba bilmiyorum ama. Şu köşedekiler bak çok mutlu değiller. Bakın. Heh, en sonunda Grand Village olduk. Apartmanlarımız öyleydi. Ofislerimizi açalım. Şöyle bir ofis şöyle ofis planladığımız şekilde. Abi plana uygun gittiğiniz sürece hiçbir şey olmuyor şehrinize. Gerçekten. Bakın şurada da Avrupa konutları var. Avrupa'dan göç eden insanlarımız için. Görüyor musunuz? Fıstık gibi. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şehir büyümeye devam ederken. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Beğenmek, paylaşmak, abone olmak, yorum yapmak hepsi ücretsiz değerli kardeşler. Özellikle çocuklar bazen ücretli olduğunu düşünüyorlar. Onları hatırlatma olsun. Arkadaşlar ücretsiz bir şekilde hepsini yapabiliyorsunuz. Evet artık bizden bir şey istiyorlar. Low rent housing dedikleri bir bina. Low rent deyip geçmeyin. Low rent'i ben ucuz kötü evler sanıyordum arkadaşlar. Şunu bir yıkabilir misin? Heh, böyle daha iyi. Low rent binalar yüksek apartmanlar gerçekten. Çok yüksek boyutlarda. Şurayı yık. Tamam şurayı da şöyle yık çok yüksek kat sayısına sahip apartmanlar oluşturuyorlar. Bak burayı da aslında şunu yıkıp neyse ya. Ya geçidi var ama çok sorun olmaz herhalde. Şöyle arkaya kadar gelsin. Buradan şu yola bağlansın. Buradan bak bu. Bu ne lan? Arabaların hepsini buraya koymuşlar. Buradan sanayiye gidip geliyorlar da siz bu sanayiye boşuna gidiyorsunuz ha. Ben size söyleyeyim bak. Sanayi şöyle Yok ediyorum valla. Kusura bakmayın yani. Ya ben, ben burada sanayi yapamam hocam. Bu ne? Bu da bundan istiyor. Tamam bunlar istiyor. Sana ihtiyacımız var tekrardan. Yer kalmamış. Yer yapmamız lazım. Tamam. Yavaş yavaş bu trafik de çekilecek. Bunu da şöyle yapalım. Buraya bağlayalım. Bu şekilde. Bu devam ettirelim. Bunu da şöyle devam ettirelim. Ya aralara bir tane yol koyduğunuzda en azından binalar şunlar gibi dip dip olmuyor arkadaşlar. Biraz daha mesafeli oluyor. Yani bunu tavsiye ederim. Kullanmak isterseniz böyle oynayabilirsiniz oyunu. Şurayı da kapatalım geri. Burayı da büyüteyim. Tamam. Hocam şimdi sanayi alanı peyzajı yapalım biraz. Sanayi alanı bir büyütelim bakalım nereye kadar büyüyor. Bak şu köşeyi komple değerlendirebilirim bence. The only good yeah. Six years later, trying to find me Still trying to figure out the mind piece Looking for the love inside me, inside me Ya çok nazlı ya. Yani oyun oyun ne bileyim vermek istemiyormuş gibi. Ya ver işte şu açıyı ver. Ne kadar zor olabilir ki yani. Vallahi billahi ya bak. Kapat hepsini sadece 90 dereceyi seç, ha. Aman böyle yapacağım burayı. Ya abi bak yola tıklıyorum. Bana yola tıklattırmamak için elinden gene her şeyi yapıyor arkadaşlar. Bunu da kapat. Ha bunu böyle yapmamız sebebi de işte şurayla direkt bağlantı yapabilmek ol olacak şöyle yapalım. Şimdi ana yol etrafı zaten yoğun olacağı için çok fazla orayı doldurmak istemiyorum. O yüzden arka tarafa şey inşa etmesine izin vermedim. Burası böyle. Bak şuraya da vermeyeceğim şimdi. Böylece buradaki inşa etme izni içeri geçecek. Böylece kavşağı rahat tutacağım arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde şöyle yıkabilirim. İşte işimiz yok aslında şu anda. Sadece mesela şu iki binayı yıkıp bunlar biraz fazla olmuş. Şuradan bir yol bağlantısı alıp Tamam iki binayı yeniden yapabilirsiniz. Kusura bakmayın yanlışlık olmuş. Bunu yıkıp buradan kesin gerekebilir. İkisini birden yıkacağına sadece sağdakini yıksın. Bir bağlantı da buradan atayım. Böylece hani bunlar burayı desteklesin. Bak bu da yanlış. Bunu böyle yapalım. Şöyle biraz oynatayım. Ha. Bunlar niye önemli? Abi eğer kavşak kenarlarına ev yaparsanız şimdi bunun kapısı kavşakta kardeşim. Arabalar geliyor bu kavşağı böyle vuruyor. Buna girmek isteyen araçlar da ekstra buradaki trafiği de tıkayacak al sana bir sürü trafik problemi yani ben gelecekte bunlarla basit şeylerle uğraşmak istemiyorum hocam o yüzden en azından önemli kavşaklarda bu tarz bir uygulamaya girmemeye çalışıyorum mesela burayı şöyle yaparsanız ana yolu direkt kurtaracaksınız buranın en önemli trafik yükünü çekecek yer şu üst tarafta gördüğünüz ana yol artı bir de şöyle bir şey yapacağım ben dostlar şöyle bir olay yapacağım. Bizim şuradan iki şeritli yolumuz var ya. Abi bu yolu alacağım. Direkt dışarı vereceğim. Şurada da yine iki şeritli bir yolumuz var ya abi. Bunu da alacağım dışarı vereceğim. Şöyle. Bunu içeri döndüreceğim. Şöyle içeriye doğru. Böylece sanayiden ürettiğim malları istersen buradan da içeri alıp satabileceğim. Yani ekstra iki tane giriş çıkış yapmış oldum. Bunu otobana bağlantı noktası gibi düşünebilirsiniz. Sanayimiz çok güzel oldu. Burası da çok güzel oldu. Lisede artık öğrenciler var. Daha şu apartmanlar bitmemiş. Bak şu an ooo çok iyi oldu. Gençler nasıl? Aradaki mesafe. Şuraya bakın. Böyle binalar arasındaki mesafelere bakın. Şimdi gel bir de buraya bak. Bu binalar arasındaki mesafelere bak. Çok güzel. Hatta hızlandırayım şu binanın da bitsin, bittiğini görsem. Aa, av, hızlandırsam bile yetmiyor. Abi otoparkları açtık mı? Evet güzel. Şimdi. Şurada bir meydan otoparkım olsun abi. Bu bir. İkincisi artık level atlayacak şeyler de yapalım. Bir tane plazam şöyle olsun kardeşim köprünün altında. Üçüncüsü bir tane köpek bahçesi, bir tane normal bahçe, bir tane oyun parkı, bir tane normal plaza park. Hepsinden olsun arkadaşlar. Bunlar. Buradaki bütün park ihtiyacını neredeyse karşılayacak. Bu sezon böyle çok fazla uzun uzun detay giremeyeceğim ama yine ara ara içimden geldikçe yapmaya çalışacağım. Sebebini biliyorsunuz. Vakit kısıtlı. Videoları yetiştirmeye çalışıyorum, stoklamaya. Daha editlenecek bunlar. Yüklenecek. Kapakları çizilecek, etiketler, başlıklar hep ayarlanacak. Yani işler yoğun. Sizlerden de ricam abi ben hani kanalı büyütmek için gerçekten elimden geleni yapıyorum. Sizler de gerekeni yaparsınız zaten. Adamın dibi sizin sade bakayım. Bura niye böyle oldu ya? Neyse ben orayı ağaçlarla bir şekilde toparlarım. Burada böyle dursun. Ya bu araçlar var ya bu yeni gelen araçlar bazen adamı deli ediyor ya. Ama güzel araçlar yani iyi ki getirmişler. Evet bir meydan bir plaza. Şurası ormanlık yapacağım. Buraları dekorasyon yapacağım. Şurada da bir boş yer var. Buraya da şöyle bir plaza da buraya çakayım mı? Şöyle bir tane. Şöyle ufaktan ha, bir tane de şundan olsun kardeşim. Sanki çocuk parkı. Okula gidenler okula gitmeyenler. Yani okula gitmeyen çocuklar mutsuz olmasın diye burayı komple meydan yaptık. Yeşillendirmeyi sonraki bölüm yaparız. Yarım saat oldu bölümümüz. Güzel. Artık bizden medium density de istiyorlar. Şunun arkasını diyorum ki medium density mi yapsam şurayı? Ya da burada otopark yapalım hocam ya. Baksana gitmişler otobanı araç park ediyorlar ya. Şöyle... Devasa büyük ya da sırıtmasın. İki tane küçük koyalım yan yana. Şöyle arkadaşlar. He? Böyle daha iyi oldu. Bak şu otobana çevirince bunlar otomatik gidecek. Otobanlarım açılmadı henüz de. Şunlar iyi oldu ya. Bunlar iyi oldu. İki tane orada iş görecek. E, şurayı da... Low Tamam bu da istenmiyor artık. Market biraz isteniyor. Market'i şurayla öldürebilirim. Bir dakika. Şöyle... Biraz boşluk, ara ara boşluk gerekiyor dinlenmesi için. Ama market ihtiyacını da burası hemen hemen şimdilik idare eder. Şöyle şunu da buraya... Tamam bunlar idare eder. Onun haricinde şuradaki yeri apartman mı yapsam yoksa apartman gibi olmayan şöyle küçük küçük apartmanı kadar insan yaşayan yerler mi yapsam acaba ya? Ama bak bunda 54 kişi yaşıyor. Bunda 6, 7, 6, 7. Ya bu evlenen çiftler içinmiş oğlum ya. Şunlar da 2-3 kişilik aileler ya. Bak 5, 2, 3. Hmm. Tamam o zaman buraya bir tane low rent yapayım. Şöyle büyük. Kocaman. 2 tane yaptı ya. Bir tane yapabilir misin? Şöyle. Tek bir tane. Ah süper. Çünkü bu çok yüksek oluyor. Şunlar gibi oluyor. Görüntünü seviyorum. Arkaya medium. Burada yapıyorsan buraya da medium. Eney. North Amerika tamam doğru. Hop bir dakika. Bir dakika şurayı iptal. Tamam böyle. Tamam. Burayı da doldurmuş olacağım ekstra. Şu arkadaki park alanına neler yapabilirim bilmiyorum. Şeyler yaparız oraya. Otopark işlemeye başladı. Buralar güzel işlemeye başladı. Ön tarafı full müstakil ev yapayım diyorum. Şu aşağılara da karşıya da gökdelen yaparım. Ya da müstakil yapmasak yapalım ya. Müstakil de istiyor. Bak bura gerçi müstakil için uygun değilmiş buralar. Orta yoğunluklu Avrupa evleri yapayım o zaman. Birazını Avrupa, birazını Kuzey Amerika. Burası Kuzey Amerika. Burası Kuzey Amerika. Lan bu arada çöp hizmeti yok lan. Aa, unuttum. Unuttum, unuttum, unuttum. Bir tane çok hızlı bir çöp hizmeti. Az bir şey dursun, bir bölüm dursun, bir sonraki bölüm level atlayınca bunu direkt geri dönüşüm tesisine çevirelim. Karşı temizlendi mi bu arada? Şu bak sanayinin altı biraz sararmış. Hemen zemin kirliliği kontrolünü yapalım. Bu arada madenim var yukarıda. Maden... Oo tarım. Tarımdan iyi para kazanacağız. Endüstride de tarım var şurada da. Şurayı iptal edebilirim ya. Çok ilerlemeden. Ee, bekle. Bekle 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 bekle. Zaten şehirden de uzak burası. Şöyle mi gelmişiz? Gel bakayım. Aradaki bölgeyi Burayı komple iptal etsem burayı full tarıma çevireyim diyorum. Ha? Nasıl olur? Onun yerine buradaki endüstri isteğini şuralara doğru yapalım. Mesela şuradan itibaren. Şöyle bir bekle. Şöyle iki. Tamam yani oradaki isteği buraya kaydırmış oldum. Yine bunu böyle full. Bunu şöyle biraz kapatalım. Burayı da yine böyle fullleyelim. Tamam. Şurayı kullanıyorlar mı şu arkadaki yolu? Çok nadir. Çok nadir hocam. Yurtdışı bağlantılarımızı çok nadir kullanıyorlar. E hadi yıkıl. Zaten siz, ben size bir şey vermedim ki. Bir izin vermedim ki. Hatta bence bu bölüm... Abi bir... Sebze tahıldan daha çok pahalı. Ama sebze de açılmamış zaten. Tahıl yerine sebze açalım diyecektim. Anasını satayım. Bana burada modern şey yap, tarım yaptıracaklar arkadaşlar ya. Şöyle düz olsun ya, burayı şöyle daire çerçevesince yamuk, sonrasında burası yine düz. Bakalım ortalama ne kadar kaynak olarak bize verim verecek? Burası düz gelsin. Arkadaşlar 200 tonluk bir üretim kapasitesi yazıyor. Hadi üret bakayım. Çok güzel oldu. Başka ne kadar verimli arazim vardı? Hmm, şurada da var, burada da var. İki bölgede daha tarım var. Ama ben sebze de üretmek istiyorum biraz. Mesela şu arkadaki bölgeyi de sebzeye ayırırım. O aşağıyı da şu çizgi devam eder. Şöyle dümdüz. Tamam mı? Aşağı doğru böyle devam ettiririz bunu. Burayı da yine tarım yaparım. Bunu da böyle gelir. Böyle getiririz. Etrafı yol olur full. Bura tarım olur. bu tarım dediğim şey tahıl olur. Şu yukarısı sebze olur. Canlı hayvanı da nerelere yaparım biliyor musunuz? Şuralara dağları falan yapabilirim bak şuralar. Ormancılık. u çok iyi paralar dönecek burada. Otobüs açıldı da. Otobüse gerçi metrobüs çekemem ki. Yol kapalı. Şey aradaki arsalar benim değil. Neyse aradaki otobanı kullansınlar ya sorun değil. Otobanı nasıl kullandırtırız? Hmm, bak polis araçları buradan dolaşıyorlar. Dur. Dur arkadaşlar şimdi geçici bir yol yapacağım. Bekleyin. Şu yol var ya. Buradan iki şeritli yolu alıp böyle çıkartıp şu birinci yola bağlarsam eğer bu daha mı aşağıda? Heh. Bayağı aşağıdaymış ya. Eğer bunu buraya bağlar isem şöyle. Bu geçici bir bağlantı bu arada. Kalp krizi geçirmeyin. Lan bu nasıl bağlantı diye. Bunu buraya bağlarsam 500 kilometre öteyi dolaşmazlar. İkinci olarak da yine bunu böyle getirdim. Bunu da buradan şöyle getireyim. Şu kaleyi yıkmak. Dur, dur taşıyayım ben bunu ya. Bekle bir yere taşıyalım. Taşınıyor güzel. Bunu şurada, şurada tut bakalım bir. Bekle. Şimdi bunu da buradan arkadaşlar şöyle tamam buraya kadar oluyor. Buradan sonra buraya bağlanacak şimdi. Tamam. Böyle. Heh. Altı randevat atılmıyormuş. Atsa atı, atsa atılsa atacaktım yani. Arkadaşlar şimdi ben burayla birlikte şey yaptım hocam. Bu arada onu anlatacağım da. Önce şu elektriğe bakıyorum. Elektrik güzel. Service Street. Water Electric Savage. Savage ne acaba? Savage Savage. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Çöp mü acaba? Evet şimdi ha ne diyecektim değerli arkadaşlar? Bununla birlikte direkt bağlantı olacak. Bakın hepsi burayı kullanıyorlar. Gördünüz mü? İşte amacımız buydu. Onu da ben sonradan fark ettim lan dedim bu otobana bağlantımız yok bu vatandaş nereden gidiyor diye bakarken diğer taraftan gittiğini gördüm 6 tane arazi alabiliyorum hocam 6 tane Şu 4 araziyi satın al Otobana düz bir bağlantı gerekiyor çünkü aşağı gireceğiz Oradan aşağı bağlantımız olacak Ondan sonra 2 arazim kaldı onu tarıma da ayırabilirim şuraya Ya da buraya da ayırabilirim onu düşüneceğim Düşüneceğim. Şimdi e, highwayleri kesin bir dakika ya. Highwaylerden önce acaba şeyi mi açsak ya solar paneli. Onda çok güzel para dönüyor çünkü. Valla değerli arkadaşlar, kafam karışık. E, parkları da istiyorum. Şimdi büyük parkları da yavaştan geçmek istiyorum. Ama her şeyden önce bir geri dönüşüm tesisi yapılabilir. Valla geri dönüşüm tesisinin aciliyeti olduğu için bunu açıyorum. Artı e, Train. treni de açalım. Tramvayı mecbur açacağım. Şey için. Metro için açacağım bunu. Aslında şey. Ship var ya. Gemi yolu. Onu da açalım. Bunların hepsini gelecek bölüm. Hepsini değil. iki tanesini gelecek bölüm kurarız. Ya geri dönüşüm kurarız. Ya gemi kurarız. Ya tren kurarız. Biri kurulur. Arkadaşlar. Şimdi yavaştan. Şehri büyütmeye bakacağım ben. Şuranın zemin kirliliğiyle başladığımız muhabbet nereye kadar gitti? Zemin kirliliği biraz var. Bura biraz daha çekilsin. O kirlilik biraz daha yok olsun. Bunun da yok olması için ağa çekip destekleyeceğim zemini. En büyük ağaç bu. Şöyle arkadaşlar en yoğun modda. Bu ağaçlar Sim City 4'ten, City Skylines 4'ten beri. Gerçi o tek oyun geçti de. O Sim City neydi o? Bir değişik bir adı vardı. City Skylines ya dördüncü oyun işte. City Skylines'in bir önceki oyunu. Ondan beri bu ağaçlar çok etkin şekilde zemindeki kirliliği çekmede kullanılıyor. Bilginiz olsun. Eğer kirlilik sorununuz varsa o bölgeyi ağaçlandırın. Ağaçların çürüdüğünü fark edeceksiniz. Ama zeminde kirlen, zeminin kirliliği de azalacaktır. Mesela şuradaki bölgeyi böyle güzelce ağaçlarla destekleyeceğim. Normal şartlarda olsa teker teker kendim belirliyorum yerlerini ama maalesef o kadar uzun uğraşamayız. En azından önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Tamam artık yetiştiriyorum dediğim zaman kendi kendime. O zamanlar biraz daha şey yapacağım. Ee, rahat kafayla daha rahat bölümler çekerim. Buralar tamam. Bak şu oralar da boşta kalmasın ya. Buraları da bol bol ağaçlandıralım şöyle güzelce. Şu an koyduğum ağaç aşırı büyük bir ağaç arkadaşlar. Büyüdüğü zaman muhteşem oluyor. Ama şöyle bir iki kışı şey yapmamız lazım. Geçirmemiz lazım bu ağaçta. Böyle güzelce do koy 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 koy. Koy bakalım. Koy hocam koy koy koy. koy Fıstık gibi. Tamam. Hocam ikinci bölümde 2500 nüfusa geldik. Parklarda anıtlarım açıldı ama gördüğünüz gibi hiçbirine param yetmiyor. Polis güvenliğimiz güzel. İtfaiye yangın çıkarsa söndüremeyiz diye bir tane itfaiye istasyonu artık oluşturayım diyorum. Ee, sığmıyor galiba. Aslında şuraya sığsa çok iyi olurdu da. Neyse şuraya bir koy bakalım. Ekstra'yla da bu kadar oluyor. Yani buraya gene bir şey koyabilirim. Mesela market. Bir tane market koyayım şu köşeye boşta kalmasın. Park ihtiyacı nasıl aşağı cadde'nin? Güzel. Şuranın park ihtiyacı çok kötü. Burası güzel ya. Bu, bu buraya yetiyor. Hemen diğer tarafa sanayiye de gidelim. İtfaiye. Burada bir tesisim varmış. Polis istasyonum. Bunun geliştirmesi içinde oluyor. Güzel. İtfaiye de içine yapabilirim o zaman. Şöyle itfaiyeyi de içine yapayım. Ya bunlar önemli geliştirmeler arkadaşlar. Eğer polisi itfaiyeyi geri dönüşümü sağlık sektörünü es geçerseniz, e, yani bunlardan kıstığınız para size para kazandırmaz, zarar ettirir. Level atlamaz binalarınız. Onun dezavantajı bu oluyor. Yani bu mesela bura çok uzak. Ol Normalde iki tane kur kurmuyorum ben. Ama iki bölge birbirinden inanılmaz uzak, iki tane kurmanız şart. Yoksa hizmet zamanında gitmez. Ölür yani buradaki. Buraya bir tane de kramatörüm şart da. Şu an param biraz kritik. Yani şu andaki sermayem sadece 10 ay yetiyor. 10 bile değil yani 8 ay falan yetiyor. O yüzden burayı bir süre böyle bırakacağım. Bak araçlar buradan geliyor görüyor musunuz? Çok iyi. Çok iyi. Buralarda böyle. Hocam bu bölümü bitiriyorum. 40 dakika oldu da siz ancak 25 dakika izlersiniz herhalde. Detaylara bakalım bakalım. Hadi bismillah. 3-4 dakika detayları seyrettireyim size. Geldim ya abi buraya ah kulağım Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni açtığımız lisemiz cayı cayı çalışıyor Tam bir Amerikan lisesi gerçekten şatafat desen var lüks desen var konfor desen var Gerçekten harika bir Amerikan lisesi Arkasında havuz var havuzdan da ağaçların ve gökyüzünün yansımasını seyredebiliyorsunuz inanılmaz iyi Sağ tarafına doğru döndüğümüzde Amerikan şeyi kullandığımız için Amerikan stadyumu oluşturmuş Normalde aynı oyunda Avrupa stadyumları vesaire de oluşturabiliyorsunuz. Oyunun bir grafikleri bir gitti. Ee, burada yine evlerimiz var. Şu arkadaki şu beyaz apartman. Güzel bir apartman. İçinde insanlar yaşıyorlar. Yine vergi veriyorlar. Yine kira veriyorlar. Yine para kazanıyorsunuz. Artı. Burası ne böyle? Çok kalabalık ya. Niye böyle burası? Turist falan mı var? Biri mi öldü? Bir toplantı mı var hocam? Niye böyle toplandınız ya? Allah Allah bunlar niye böyle toplanmış acaba? Normal binaya 118 kişi yaşıyor hocam bu koca apartmanda. Devam ediyor değil mi oyun? Böyle bir yaklaşayım bakayım. Bir iş var burada ya arkadaşlar. Normalde yani gelseler bile böyle durmazlar. Allah Allah. Hakikaten bir toplantı var herhalde. He. Şu abladan 3 tane var. Şunun kafası tövbe estağfurullah. <laughs> Şunun omzuna girmiş. Buralarda aynı böyle. O abinin memeleriyle gözlükleri tam uyumlu. Yeşil yeşil. Abi apartmanlar çok güzel ya. Aradaki yolda kullanıyorlar galiba. O evet. Bakın. Otoban falan. Oğlum harika olmuş buralar ya. Şehrin detaylarını seyrettiğinizde gerçekten yaptığınız şeyden aşırı derecede keyif alıyorsunuz hocam. Yani şu an ben burayı böyle seyredince gerçekçi bir şehir izlenimi alıyorum. Bu arası da otopark değil galiba. İnsanlar kaçak park etmiş buraya. Aslında ben otopark yaptım da. Oğlum bu niye iki tane köpek besliyor ya? Bak aşısını falan yaptır ablacım. Bu sosyete bir ablamıza benziyor. Bak iki tane köpeği var. İkisi de şey köpeği. Kurt. Şunun şeyi çok güzel bu arada. Gözlükleri ters takmış. Oo araba daha güzel lan. Onun sını avradını. Bu arabalar bayılıyorum ya. Çok güzel. Şimdi apartmanlarımız, tokilerimiz. Hemen tokilerin arkasında bir belediye otoparkı tabii ki de paralı. Money is money bebeğim. Karşı taraftaki sütunlu bölgemiz birinci bölümde yapmıştık. Aşırı derecede kaliteli duruyor. Efendim ana caddemiz hemen tokiler. Orta yoğunluklu bölge, alışveriş merkezi ve şehre giriş. Hepsini birbirine bağlayan süper kaliteli bir bölge. Şurada bir şey box mı yazıyor? Burada bir alışveriş merkezi var. Petrolümüz var arkadaşlar. Hemen arkasında bir adet ilkokul öğrencilerimize hizmet veren kaliteli ve gerçekten takdire şayan bir bölge. Burası sanıyorum evet. Buradan iki bölgeyi birbirine bağlamıştık. Şuradan gördüğünüz gibi insanlar geliyor. Buradan üst de bağlanıyor. Üst de kavisli bir şekilde bakın burada tek sır oluyorlar. Buradan liseye ya da otobana doğru gidebiliyorlar. Otopark desen otopark var, hizmet desen hizmet var. Karşı tarafa doğru gidelim. Sanayiye bakmayalım. Sanayi biraz klişe. Avrupa iyi evlerin arkası. Ya da Amerikan da olabilir bilmiyorum. Bunlar ikisine Amerika evleri ya. Şu yangın merdivenleri genelde onlarda var diye hatırlıyorum. Şu tarz olanlar. Güzel bahçeli. İşte çamaşır kurutma yerli. ilginç bir bölge. Bir adet klinik. Medikal kliniğimiz. Hemen arkasında alışveriş merkezleri. Yine evler. Sol tarafta yeni inşa ettiğimiz apartman bölgelerimiz. Bunları da çok beğenerek inşa etmiştik. Bakın apartmanlarımız fistuk gibiler. Çok güzeller. Küçük apartmanımız, büyük apartmanımız. Ya bütçeye göre arzuyu almış müteahhit. E, yatırım yapanların bütçesine göre yerler yapmışlar. Gerçekten güzel. Alışveriş merkezleri hemen sahilde. Şuraya dönüyorum. Burası tam bir zengin bölgesi. Sosyete bölgesi. Hizmet az ama arazi çok kaliteli. Ve burada alışveriş merkezi de var. Hizmet de buraya yakın en önemlisi şu yürüyüş parkı muhteşem arkadaşlar ve bu arabalar mesela bu insanlar e, bu yürüyüş parkını kullanarak istedikleri yerlere gidebiliyorlar. Bak şu şu bildiğim şu villa yani benim için bu villa arkadaşlar yani bu fakir evi değil bence. Çana kanteni uydusu muydusu her şeyi var. Evet değerli dostlarım şurada bırakıyorum ben sizi yeni bir bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın Seviliyorsunuz. Yorumlarınıza bakamayacağım ama bol bol yorum desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.